Merhabalar efendim, hayırlı işler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla işler gördüğünüz gibi sizden başka hiç kimse yok burada yani, durgun. Batılı ülkelerin zenginleriyle yarışıyor. Avrupa gibiyiz. 2 tane domates, 3 tane biber, 1 tane patlıcan hani. Bugünlük yemeğimiz çıksın. Artık millet gerçekten Avrupa gibi oldu ya. Yani. Aynı arkadaşın dediğine katılıyorum. Allah bugünlerimizi anlatmasın, onlara fırsat vermesin. Devletimi seviyorum, hükümetimi seviyorum, insanlarımı seviyorum. Sadece solcusun. Hani bir söz var ya, önümüz bahar. Kıştan sonra bahar gelecek inşallah. Vatan hainlerine Allah fırsat vermesin. Dış güçler bize böyle şehitliği müddetçe zor. Valla ben 4 yıldır işsiz olduğum için iyi gittiğini söyleyemem. Rızık Allah'tan, nasip Allah'tan kızım. Allah ne dilerse oluyor. Hiçbir kulunu aç bırakmaz, açık da bırakmaz. Değerli Anadolu TV izleyenleri, şu an Zeynel Bey ile beraberiz. Merhabalar Zeynel Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Merhaba. Biz de iyiyiz, teşekkür ediyorum. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Zeynel Kaya. Nevşehir merkezde esnafım. İç dizayn işleri yapıyoruz. Bir duvar kağıdı, gergi tavan, alçıpan, alçı boya gibi. Kendi mesleğimiz de bu. Öyle geçinip gidiyoruz işte. Çok güzel. Peki kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ama 6 yıldır falan kendi işlerim var. Daha önceden kendim de çalışıyordum. Şimdi işle ilgilenen oğlum var. Ben dükkanda duruyorum. O da dışarıda işlerle ilgileniyor. Çok şükür uğraşıp gidiyoruz. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Evet. Çok güzel. Peki bize biraz ürünlerinizden bahseder misiniz? Ürünlerimiz, biz duvar kağıdı ağırlıklı çalışıyoruz. Çok çeşitli çalışıyoruz. İthal ve yerli her çeşit duvar kağıdına var iş yerimizde bulunmaktadır. Kaliteli ürün satıyoruz biz. Silinebilir, renk atmaz. Zaten bizi tanıyan müşterilerimiz bilirler. Kaliteli uygulama, kaliteli malzeme kullanıyoruz biz. Öyle. İşte patlama taş var. Alçıpan çeşitleri yapıyoruz. Alçıpan uygulamaları. Alçı boya, müşterimizin isteğine göre. Müşterimiz hayal ediyor, o hayali duvara yansıtıyoruz. Özel resim baskıları yapıyoruz. Biz mesleğimiz de bu işte. Peki fiyat aralıklarınız nedir? Duvar kağıtlarında olsun, alçı panlarda olsun fiyat aralıklarınız nedir? Bizim fiyat aralıklarımız hiç belli olmuyor. Çünkü biz duvar kağıdını dövizle alıyoruz. Müşteri gelip buradan kağıdı beğendiği an itibariyle siparişi çektiğimiz zaman kağıt aldığımız firmalar direkt kurla çarpıyor. Onu şöyle diyebilirim. 300 ila 400 TL arası değişiyor. Metrekaresi mi? Hayır, 16 metrelik rulolar. Şimdi duvar kağıdında direkt fiyat veremiyoruz. 16 metrelik rulolar var, 5'lik rulolar var, 7'lik var, 10'luk var. Müşterinin seçimine göre. Zaten bizdeki ürünler hep kaliteli ve daha üst kaliteli ürünler var. Bunlar 5'liğe düştüğü zaman Alman'a, İtalyan'a girer. Onlar daha pahalı oluyor. Bizim genelde sattığımız %80 yerli ürün. ÖTV'den dolayı ithal ürünler biraz 2 yıldır pek Türkiye'ye girmiyor. Şu an benim bildiğim kadarıyla 24 tane kağıt fabrikası Türkiye'de üretimde. Çok güzel kaliteli ürünler imal ediyorlar. Onlarla işte net fiyat veremiyoruz onun için. Ama 16 metre rulolar genelde 350-400-450 civarında. Uygulama dahil yapıyoruz. Piyasa yükseldikçe biz fiyatlarımızı düşürüyoruz. Çok güzel. Müşterimizin de bilgisi olsun yani. Fiyatta bizde yükselme yok. Az kazanıyoruz, çok iş yapalım diye. Çok güzel. Peki uzun senedir, senelerdir bu işi yapıyorsunuz. Peki bu mesleği yapabilmek için farklı eğitimler almak gerekiyor mu? Yani veya ne gibi bilgilere sahip olmak gerekiyor? Şimdi biz en iyi eğitimimizi babamızın yanında aldık. Baba mesleği. Ben babamdan öğrendim. Oğlum benden öğrendi. Bizim eğitimimiz böyle. Aslında tabii ki çıraklık kursları falan var. Ama kimse ona gerek duymuyor. Gidip bir ustanın yanında 3-5 ay çalıştığı zaman eli yatkınlaştıktan sonra yavaş yavaş kendini geliştirme kabiliyeti varsa eğitimi o. Eğitimi kendindeki kabiliyet. Ne kadar çabuk öğrenirse o kadar eğitimini çabuk alır ve
iş hayatına atılır. Bizim meslekte öyle. Pek çok zanaatlarda eleman yetişmesi biraz zor oluyor. Eskisi gibi olmuyor. Hani çırak usta ilişkisi pek kalmadı günümüzde. Peki sizin bunlarla ilgili görüşleriniz nelerdir? Aynen size katılıyorum. Bizim bu işte de aynı öyle. Mesela biz dükkana bir tane de eleman alalım diyor, yetiştirelim diyor. Hem bizim işimize yarasın, hem o kendi mesleği öğrensin. Geldiği zaman önce paradan bahsediyor, ne kadar vereceksin. Ya yani iş öğrenme de değil kafası. Tamam, biz de para vereceğiz de, ben şimdi sen hiç iş yapmadığın zaman fahlı öğren, bir iki ay çalış, ben senin işine bakayım, o zaman değerlendirelim. Bir hafta çalışıyor, gidiyor. Yani maalesef aynı sizin dediğiniz gibi bu işlerde devamı yok. Yani eleman yetişmiyor. Ha bizim iş şöyle, pardon, boyacılıkla çok alakası yok. Boyayı sen de yaparsın, al eline fırçayı rulayı. Bizim esas işimiz duvar kağıdı ağırlıklı çalışıyoruz biz. Ben o anlamda söyleyeyim. Şimdi belki olur ya, boyanın ustalığına ne ilgisi var falan diyen müşterilerimiz de çok oluyor. Bize geliyor, şu işi yapalım, fiyat çektiğin zaman ya iki saatlik iş ne var, ben de boyarım deyip giden müşterilerimiz oluyor. O yüzden pek meslek diye bakılmıyor boyacılığa. Ama biz boyacılığı da yapıyoruz yani. Aslında boyacılık da bir meslektir benim görüşümce. Sonuçta onun da ince ayrıntıları, teferruatları var. Evet, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki sizce yani alçıpanlar nasıl yapılıyor? Bunlar hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Alçıpanlar önceleri gibi değil. Önceden biz 2-4 profil, demir profiller kullanırdık. Alçıpanla istediğimiz gibi şekil veremiyorduk. Şimdi UC alüminyum profiller var, U var, C var. Makası da eline aldığın zaman istediğin şekli, istediğin şekilde çıkartabiliyorsun. Müşterimiz herhangi bir çizim yaptığı zaman, bizim getirip bize gösterdiği zaman veya internetten sanal şeylerden bir resim bulduğu zaman aynısını biz müşteriye uyguluyoruz. Alçıpanla oynaması kolaylaştı. UC profil kullanıldığı için istediğin şekle sokabiliyorsun alçıpanı. Peki bu şekiller nasıl veriliyor? Özel cihazları, makineleri falan mı var? Hayır, çiziyorsun. Duvara ne yapacaksan çiziyorsun. Çizginin üstüne o şekilde makasla keserek profilleri uyguluyorsun. Mesela şöyle. Ondan sonra o profilin üstüne alçıpan, zaten alçıpan da kolay kesilebilen, maketle istediğin yerden istediğin şekle girebilecek bir ürün. Onu öyle hallediyorsun. Önce profili uyguluyoruz çizilgenin üstüne. Tamamen el becerisi istiyor aslında. Tamamen el becerisi, evet. Aynen öyle. Peki bu alçıpanlar darbeye karşı dayanıklı mı? Herhangi bir çarpma, vurma sonucunda kırılma veya çatlama oluyor mu? Gayet tabii ki. Alçıpan duvara tam yapıştırınca zaten beton gibi oluyor da. Böyle şekil verince televizyonun içinde falan darbe aldığı zaman sert bir, çok o kadar hafif darbelerden değil de sert bir darbe. Mesela yumruğunu attığın zaman içine gider. Peki son zamanlarda yeni yeni moda olmaya başladı bildiğim kadarıyla bu alçıpanlar. Talep var mı sizce? Nevşehir halkının talebi var mı bu tarz yönde? Talep çok. Çok yoğun talep var. Yeni yapılan binalarda kesinlikle alçıpansız bina yok. Eskiler de zaten yenilere özenip yapıyorlar. Yoğun talep var ama işte fiyatlar artıyor. Her işte olduğu gibi ekonomi bozulursa piyasa da bozuluyor. Düzelirse düzeliyor. Onun için her şey birbirine bağlı. Talep çok, isteyen çok ama fiyatları müşteri, vatandaş yüksek görüyor. Onlar da haklı. Biz de haklıyız kendimize göre. Öyle işte idare edip gidiyoruz. Yoğun talep var ama. Alçıpan deyince yoğun talep. Peki duvar kağıtlarının ömür süresi ne kadar? Yani ne kadar yaptırdığımız zaman ne kadar süre kullanabiliyoruz? Valla ömür süresi duvar kağıdının darbe almazsa 30 sene kullan, 25 sene kullan en az. Sıkıldığına kadar kullan. Sıkıldığın zaman sadece değiştirmek istersen değiştirirsin. Ama yapar çıkarsın, gelir bir darbe alır. Çocuk
yırtar, ona da bir şey diyemezsin. Parça varsa onun tamiri de mümkün zaten. Peki tozlara ve lekelere karşı silinebiliyor değil mi bu? Silinebilir. Duvar kağıdı zaten çok kir tutmaz. Bayram temizliği, işte biz halk şeyine söyleyeyim. Temizlikten temizleyen, nemli bezinden şöyle yüzünü sildin dedi, yıllarca kullan. Silmene dahi gerek yok. Bizim sattığımız ürünler kir tutmaz. Yani gelsinler. Bizdeki çeşit, Nevşehir'deki bütün kağıt toplayanları, satanları toplayın bir araya. Kaya iş dizaynındaki kataloglar hepsinde çıkmaz. Bunları kendileri de bilirler. Arkadaşlarıma da buradan selam gönderiyorum. Hep birbirimizi biliriz. Bizde kaliteli olur, çeşit çok olur. Peki buradan söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mıydı mesleğinizle alakalı? Hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkese bol kazançlar. Türkiye'mize hayırlı uğurlu Ramazanlar olsun inşallah. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bu kadar. İnşallah. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Merhabalar efendim. Hayırlı işler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi işler gördüğünüz gibi sizden başka hiç kimse yok burada yani. Durgun. Batılı ülkelerin zenginleriyle yarışıyor. Avrupa gibiyiz. İki tane domates, üç tane biber, bir tane patlıcan hani. Bugünlük yemeğimiz çıksın. Artık millet gerçekten Avrupa gibi oldu ya. Yani. Aynı arkadaşın dediğine katılıyorum. Allah bugünlerimizi anlatmasın. Onlara fırsat vermesin. Devletimi seviyorum, hükümetimi seviyorum, insanlarımı seviyorum. Sadece solcusun. Hani bir söz var ya, önümüz bahar. Kıştan sonra bahar gelecek inşallah. Vatan hainlerine Allah fırsat vermesin. Dış güçler bize böyle şehit değil mi? Tekçe zor. Valla ben 4 yıldır işsiz olduğum için iyi gittiğini söyleyemem. Rızık Allah'tan, nasip Allah'tan kızım. Allah ne dilerse oluyor. Hiçbir kulunu aç bırakmaz. Açık da bırakmaz.